Tüm bu açık delillere rağmen evrim denilen mensupları Darwinizmi hala bilimsellik ambalajı ile insanlara sunuyor. Ne var ki evrimcilerin kullandığı tek sunuş tekniği bu değil. Karşı fikirde olanları, yani yaratılış gerçeğini açıklayanları akademik kurumlarda barındırmıyorlar. Bu totaliter yaklaşım evrim teorisini sözde somut bir gerçek gibi toplumlara empoze ederken bir yandan da bilimsel çevreleri baskı altında tutuyor. Günümüz biyologlarının çoğu üniversitelerde kariyerlerine devam edebilmek için mecburen bu pagan dinine inanan bir üslup kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu sistemi kabul etmeyenler ise ya üniversitede pasifize ediliyor veya bu kişilerin işlerine son veriliyor. Evrimi reddeden bilim adamları akademik kariyerlerinde yükselme imkanlarını yitiriyorlar. Ünlü anatomi profesörü Thomas Dwight bu durumu entelektüel bir diktatörlük olarak şöyle nitelendirmiştir. Evrim konusunda kurulmuş olan diktatörlük, meselenin dışında olanların tahmin edemeyeceği kadar despot hale gelmiştir. Bu sadece düşünce sistemimizi etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda terör çağlarını aratan bir baskıyı da sürdürüyor. Acaba bilim dünyası liderlerinden kaç tanesi düşüncelerini aynen açıklayabiliyorlar? Evrimci dayatmanın bir gereği olarak dünyada yaratılış gerçeğini savundukları için görevlerinden alınan çok fazla sayıda profesör vardır. Bunun bir örneği, okullarda yaratılışın da okutulması önerisinde bulunduğu için alelacele görevinden alınan İngiltere Kraliyet Akademisi Eğitim Direktörü Michael Rees'tir. Profesör Robert Marks, Dr. Michael Egner, Dr. Caroline Crocker, Dr. Guillermo Gonzalez ve Dr. Richard von Sternberg, yaratılış gerçeğini savundukları için görevlerinden alınan diğer bazı akademisyen ve bilim insanlarıdır. İsrail'de Eğitim Bakanlığı Bilim Bölümü Başkanı Dr. Gabriel Avital, evrimi sorgulayan yazılı ve sözlü açıklamalarından dolayı görevinden alınmıştır. Üstelik bir bakanlık yetkilisi, İsrail'in en tanınmış gazetesi Haaretz ise bu görüşlere sahip olan birisinin Eğitim Bakanlığı'nda bilim adamlarının başında görev yapamayacağını ifade etmekten çekinmemiştir. Bir başka deyişle, bilimsellikle hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıkan evrim teorisini eleştiren bir kişinin yetkili bir makamda bulunması imkansızdır. Bu uygulama ve söz konusu açıklama, Darwinist diktatörlüğün dünya çapında ne kadar güçlü ve etkili olduğunu gözler önüne sermektedir. 300'den fazla kitap, kitaplar toplam 65 bin sayfadan fazla. Bu kitaplar 73 dile çevrildi. 100'den fazla ülkede kitapçılarda satılıyor. 30 milyon kitap satışı. 30 milyon kitap da ücretsiz dağıtıldı. Hiçbir kitaptan telif almayan tek kişi. Eserlerinden faydalanarak hazırlanan bin web sitesi. Bu web sitelerini 167 ülkeden her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor. Kitaplardan hazırlanan web sitelerini günlük 1 milyondan fazla insan ziyaret ediyor. Her ay bu web sitelerinde 10 milyondan fazla film izleniyor. Her ay sitelerden yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap bilgisayarlara ücretsiz olarak indiriliyor. Sitelerden toplam indirme 19 milyonun üzerinde. Harun Yahya Org sitesinde sadece Türkçe olarak toplam 96 bin sayfa, İngilizce sitede 45 bin sayfa bilgi. Harun Yahya Org sitesinde 60'ın üzerinde ayrı dilde eser var. Anlan Oktar'ın eserlerinden hazırlanarak 5 binden fazla konferans yapıldı. Anlan Oktar'ın makaleleri şu anda 47 ülkede 217 gazete, dergi ve internet sitesinde yayınlanıyor. Bugüne kadar Adnan Oktar'ın makaleleri 70'den fazla ülkede, 500'den fazla gazete ve dergide yayınlandı. Adnan Oktar'ın söylediği ve aynen gerçekleşen 3000'e yakın ne demişti ne oldu konusu var. Darwinizme karşı bilimsel delillerle ilmi mücadele vererek ortadan kaldıran tek kişi. Türkiye'de evrim müfredattan çıkarılınca yurt dışında 30 gazete Adnan Oktar çalışmaları sebebiyle Türkiye evrime elveda diyor haberleri yaptı.
Ablonokların İngilizlerin devletini deşifre etmesinin ardından Türkiye'de 500'den fazla aydın bu konuya dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada böyle etkili bir faaliyetin eşi benzeri yapılmadı.